Sindirim sistemi hastalığı olarak bilinen çölyak son zamanlarda daha sık görülmeye başlandı. Sebebinin ise artan endüstriyel beslenme şekli olduğu belirtildi. Kayseri Tekden Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Feyzullah Öztürk, hastalığın tedavi süreci ve belirtileri hakkında bilgiler verdi. Çölyak, sindirim sisteminin emilim bozukluğu hastalığı şeklinde tanımlanabilir. Yani aldığımız gıdaların sindirim kanalında yeteri kadar emilememesi sonucunda meydana gelen bir tablodur. Dolayısıyla yenilen gıda, özellikle burada biraz sonra bahsedeceğim gibi buğday ürünleri ön plana geçiyor. Sindirim sisteminde glüten denilen, yani bu buğdayda bulunan glüten, gliadin antikoruna karşı vücudun reaksiyon göstermesi nedeniyle gıdaların sindirim kanalında emilememesi. Emilememenin de tabii çok çeşitli sonuçları karşımıza çıkıyor. Çölyak hastalığı eski yıllarda çok fazla bilinen bir hastalık değil. Çocuk hastalıkları olarak bilinirdi daha önce ama çölyak hastalığının hani tanı araçlarının artması, gelişen endüstriyel ürünlerin falan çok artması biraz onda suçlu bu nedeniyle günümüzde çok sık görülmeye başlandı artık. Dolayısıyla tanı açısından eskiden tabii olduğu gibi değil, şimdi biraz daha kolay tanıyabiliyoruz çünkü çok sık rastlıyoruz. Çölyak hastalığı çok spesifik bir bulgu ile gelmiyor ya da bulguları çok net değil. O nedenle zaten toplumda böyle aylarca, yıllarca tanı konamamış vakalar geziyor. Bu gerçekten bu sorunuzun cevabını da şunu özellikle belirtmek istiyorum. Böyle şişkinliği olan karnında, yedikleri yemeklerden sonra rahatsızlık hissi duyan, gazı olan veya yedikten sonra kolayca ishal olan hastalarda akla gelmelidir çölyak hastalığı. Çocuklarda çölyak hastalığı genelde ishalle gelen bir tablo idi. Yani biz eskiden öyle biliyorduk tabii. Yetişkinlerde de ishale neden olabilir. Ancak şunu belirtmek lazım. Neden olduğunu, etiyopatolojinizi bahsederken konu ettiğim şey şu. Besinlerdeki gluten, bağırsaklardaki özellikle ince bağırsak mukozalarını emilim yapamaz bir hale getiriyor. Yani besin eğer bağırsak pasajından içeri emilemezse bu durumda ona bağlı semptomlar çıkıyor. Nedir bunlar? Mesela birincisi ishal zaten. Yani emilemeyen gıda ishal nedeni olabileceği gibi en önemli sık rastladığımız belirtilerden biri kansızlık. Mesela aneminin bir nedenidir. İkincisi pek çok vitamin yine emilemiyor. O emilim bozukluğuna bağlı. Hastalarda halsizlik oluyor. Çölyak hastalığı sadece emilim bozukluğundan bahsettim ama biraz romatizmal karakteri de olan bir rahatsızlık. Dolayısıyla çok çeşitli şikayetlerle gelebiliyor. Ama tabii bir hekim için önce sindirim kanalının belirtileri ve ona bağlı olan semptomları iyice değerlendirip tanıya yönelmek lazım. Genetik midir hocam? Evet, genetik. Bu nedenle genetik testlerde pozitif çıkıyor. Yani biz genetik test de istiyoruz. Çölyak hastalığının çok basit bir tedavisi var ama basit kelimesi tabii çok yeterli değil. Nedeni şu, bir ilaca gerek yok çölyak hastalığını tedavi etmek için. Ama gluten içeren, gliadin proteinini içeren gıdaların alınmaması gerekiyor. O da bizim Türk toplumunda öyle zor ki biz ekmekle büyümüş bir toplumuz. Buğdaysız hiçbir şeyimiz yok ama bunun başka çaresi yok. Hastalardan gluteni kestiğimizde çok dramatik bir iyileşme görüyoruz. Çok kısa zamanda. Çok hastamız var yani öyle. Hasta gidiyor, güzel bir diyet yapıyor. Birkaç ay sonra geliyor, tanıyamıyorsunuz. Bütün böyle kan değerleri düzelmiş, şişkinliğe gitmiş, karınla ilgili rahatsızlıkları ortadan kalkmış. Tek sıkıntı dediğim gibi kültürel olarak biz buğdaya çok alışık bir toplumuz. Tek sıkıntısı bu. Son yıllarda glutensiz diyetler oldukça arttı. Endüstriyel kurumlar da buna önem veriyor. Büyük şeylerde, marketlerde falan var. Tek dikkat edilecek şey bu. Tabi bu arada çölyak hastalığı aynı zamanda bazı vitamin ve minerallerin de eksikliğine yol açtığı için onların ölçülerek ağır eksiklik varsa eğer onların da yerine konması bu hastalığın tedavisinde önemli bir şey. Çölyak hastalığı zaten bir kere ortaya çıktıktan sonra bir daha gitmez, onu söyleyeyim. Yani sonradan olan hastalık terimi yerine çölyak vardır ama belirgin hale gelir bu gıdaların yığılması ve
vücutta belli o antijenlere karşı bir doygunluğu bitmesiyle reaksiyon başlar. İşte ishal başlar, şişkinlik başlar, karın ağrısı başlar, halsizlik başlar. Başladıktan sonra tedaviyle düzelmesine rağmen eğer ileride diyet bozulursa hastalık tekrar eder. Yani bu diyetin bir süre devam ettikten sonra kesilmesi söz konusu değil. Dolayısıyla zahmetli tarafı bu zaten, yani hastalığın. Ama hastaların büyük çoğunluğu bunun ne kadar kolay düzeldiğini ve hastayı kendini iyi hissettiği için diyetleri de düzgün devam ediyorlar genelde, ama bazen tabii diyeti bozan oluyor. Onun ceremesini çekiyor tabii, sıkıntıyla geliyor. O nedenle bir sabır, bir eğitim hastalığı, yani bir ölçüde çölyak. Çölyak hastalığı uzun dönemlerde bu konu edilen bir şey, merak edilir çünkü. Kansere neden olur mu? Çölyak direkt olarak kanserojen bir hastalık değil ama çölyak hastalarında bir tık daha yüksek kanser görülebiliyor. Bunu söylememin nedeni şu, çölyak hastalarının belli periyotlarla endoskopik kontrol olması uygun oluyor. Yani hem çok sık değil ama mutlaka kontrol edilmesi lazım.